Sevgili aslanlar, sizin için 8. evinize geçen bir Satürn'le bu ayın gündemine başlıyoruz. Şimdi niye bu kadar 2,5 yılda bir yer değiştiriyorken bundan bahsettik? 7 Mart hem bir dolunay günü Başak Burcu üstünde, sizin de para eviniz olan 2. ev alanında, hem de yükselen aslan olarak artık daha güç kazanıyorsunuz çünkü Satürn Balık Burcu'nda olacak. Özellikle Satürn'ün artık 7. evinizden kurtulup da ilişkileri rahat bırakacak olması, çok daralttığı ilişkileri artık biraz daha sizi özgür kılacak, biraz daha kendi kararlarınızı kendiniz alacaksınız. Bütün ikili ilişkiler için söylüyorum, bütün ortaklıklar ve evlilikler gündemi bir türlü yürümedi, bir türlü ilerlemedi diyorsanız, işte bu Satürn'ün artık sizin 7. ev alanınızda olmayıp 8. ev alanınıza geçişiyle ilgili. Evet, kredileri daraltabilir. Satürn 8'deyken kredileri çok net konuşarak, tartarak, hesaplayarak almanız gerekebilir. Alelade işler yapmamak adına, ama bu saatten sonra biraz daha artık ikili ilişkiler kuvvet kazanıyor sevgili aslanlar. Ve 10'u ve 21'i arasında biraz dikkat çekmek istiyorum Mart ayının. Burada bir Güneş'le Neptün kavuşumu var. Bu sizin için biraz gündemi flu görmek olabilir. Özellikle de bu krediler konusunda, başkalarının parasını yönetmek konusunda ya da kredi çekmek konusunda. 7 Mart dolunayından bahsedelim. 16 derece Başak Burcu'nda, yani sizin 2. ev alanınızda. Balık ve Başak'ta, ikizler ve Yay'da, ayrı ayrı söylüyorum. Eğer ki 16 derece civarında, artı eksi 5 derece kişisel gezegeniniz varsa doğrudan etkilenirsiniz böyle bir dolunaydan sevgili aslanlar. Daha sonrasında 21 Mart'ta da artık Güneş ve Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. Sizin için önemli, çünkü yeni bir eğitim dönemi başlayacak olabilir. Eğitim kararı alacak olabilirsiniz. Sömestr tatili bitti bazı üniversite öğrencilerimizin. Belki okula dönüş vardır. Bilmiyorum hükümet ne diyor. Mart ayında geri adım atarlar mı bilmiyorum. Ama 9. ev nedir? İnternet üzerinden eğitim, online eğitim, belki online eğitime geçiş olabilir. Ve aynı zamanda 17 Mart önemli bir dönem. Venüs artık Boğa burcuna geçiş yapıyor. Çok böyle parayla doğrudan ilgili alana geçiş yapıyor. Bu da sizin 10. ev alanınız. Yani sizin kariyerinizle ilgili artık yeni kazanımlardan bahsedebiliriz. Ve 10. ev alanınızda eğer ki güzel bir yerleşiminiz, güzel bir kişisel gezegeniniz varsa, Kuzey Düğüm, Jüpiter, Ay varsa, sizin burada artık transitte Kuzey Düğüm'le kavuşumda bir Venüs'ü alacağınız için terfi ve iş değişikliği ya da sizin bölümünüzün kapanıp başka bir bölüme sizi komple almaları gibi ihtimalleri gösteriyor bize. Bu kavuşum güzel bir kavuşum, ama eğer ki kararı siz verecek olursanız, bazı kararlar size bırakılacak olursa, 23 Mart'tan sonraya karar verecek olsanız daha doğru olur. 23 Mart'tan sonra da Plüton artık komple Kova burcuna geçiş yapıyor. Sizin için çok önemli bir alan. Çok güçlü insanlarla tanışacaksınız. Hemen 23 Mart civarında olmaz bu. 23'ünden Haziran ayına kadar 0-1-2 dereceleri görecek Plüto. Sonra retro dönemine başlayacak. Yeniden maalesef bu 29-28 dereceleri yeniden gözlemliyor olacağız. Ama ilişkiler alanınıza geçeceği için, özellikle sizin ilişkilerinizde sizi çok kuvvetlendirecek, etkin ve yetkili kişilerle sizi bir araya getirebilir sevgili aslanlar, Plüton'un Kova geçişi. Umarım güzel bir Mart ayı olur.